And this is soy. Öncelikle hoş geldiniz. Demokratik Kitle Örgütleri'nde başkanlık, yöneticilik yapan, siyasetin içinde bulunan, parti kuruculuğu da yapan hemşerimiz Veysel Atacan'la birlikteyiz. Seçim sonrası gündemi değerlendireceğiz. Buyurun. Öncelikle hayırlı uğurlu olsun vatanımıza, milletimize ve bütün insanlığa hayırlı uğurlu olsun. İyi ki ülkemiz var. İyi ki ülkemiz demokrasiyle ve cumhuriyetle idare ediliyor. Bu seçimi nispeten az olayla geçirdik. İlçemizde çok güzel bir demokratik ortam oluştu. Çok güzel bir seçim ortamı oluştu. Ben seçime giren bütün aday adaylarına ve adaylara teşekkür ediyorum. Şundan dolayı ilçemin yönetimine talip oldukları için, sorunlarının çözümüne talip oldukları için bu bir demokrasi, bu bir yarış. Bu yarışın sonucunda mutlaka birisi kazanacak, birisi kaybedecek. Burada da Neşet Çakır seçimi kazandı. Kendisini tebrik ediyorum, başarılar diliyorum. İnşallah ilçemizin sorunlarına yönelik düşünceleri hayata geçer. Halkımız mutlu, mesut bir şekilde Neşet Çakır dönemini arkada bırakır. Tabii seçimlerde daha ziyade projelerin yarışması gerektiğini söylemiştik. Ben her zaman şunu söylüyorum. Maalesef ne siyasi partiler yasamız ne de seçim yasalarımız tam demokrasimizin işlemesine yeterli olmuyor. Gerçi Neşet Çakır Başkan ön seçimle seçildi. Adaylık süreci böyle yaşandı. Bence bütün siyasi partiler demokrasinin tam olarak işleyebilmesi için ön seçimle adaylarını tespit etmesi lazım. Cumhuriyet bunun için kuruldu. Bir merkezden belirlenen adaylarla bir ilçe, bir il, bir ülke yönetilirse bu sorunlar hiçbir zaman düzelmez, hiçbir zaman seçimlerin arkasından daha güzel günler bekliyoruz diyemeyiz. Onun için mutlaka ama mutlaka seçim sisteminin bir düzene sokulması lazım. Bu siyasi partiler yasası değiştirilmesi lazım. Hatta bütün parti üyelerinin katılımıyla adaylar tespit edilmesi lazım. Ama bu bütün partilerde uygulanması lazım. Yani bir anayasal düzenlemeyle bu artık bir daha değiştirilmemeli. Hiç tasvip etmediğimiz bir dönemde 82 anayasası siyasi parti üyelerinin katılımıyla böyle bir şeye cevaz vermişti. Ama maalesef bu daha sonradan değiştirildi. Bugün merkez yoklamasıyla veya işte partinin üst düzey yöneticilerinin tasvipleriyle adaylar tespit ediliyor. İnşallah bu bir an önce düzene girer. Gayesi olmayanın hikayesi, hikayesi olmayanın da başarısı olmaz. Siz pazara özgü nasıl bir hikaye görmek istersiniz? Yeni başkan pazara özgü nasıl bir hikaye yazmalı? Şimdi tabii benim ideallerim, benim arzularım çok farklı. Bunun için çok büyük bir bütçe gerekiyor. Ben bir zamanlar pazar için bir kentsel dönüşüm önermiştim. Pazarın caddelerinin dikey olarak denize uzandığı, güneşin hem doğduğunda hem battığında apartmanların ışık ve güneş alabildiği, rüzgar alabildiği, trafiğin şehrin altından düzenlendiği bir pazar hayal etmiştik. Bu gerçekleşmedi. Bundan sonra gerçekleşir mi, gerçekleşmez mi bilmiyorum. Ama tabii ki asırlara dayanan bir ilçeye sahibiz. Kadın bir ilçemiz var. Bu ilçenin toplumun gözünde beklenen yerde olmasını arzu ediyoruz. Bizim ilçemiz Pazar, Atina, Cumhuriyet'in
Trabzon'a bağlı ilk ilçelerinden birisi. Dolayısıyla bir türlü geliştiremedik. Bu gelişememesinin önündeki en büyük engel de düzgün bir şehir planlaması yapılmaması. Binaların, sokakların, caddelerin imara uygun bir şekilde yapılmaması. Çok katlı binalar yapılıyor. Bunlar şehrin estetiğine uygun mu değil mi? İyi bir şehir planlamacısının bunu görmesi lazım. Önce yerel yönetimler bunu planlayacak. Çevre Şehircilik Bakanlığı da bunun imara uygun olup olmadığı konusunda denetim yapması lazım. Yoksa her aklına gelen her istediği yerde bina yaparsa şehirde estetik diye bir şey kalmaz. İnşallah önümüzdeki süreçte bu eksiklikler de giderilir. Bunu Reşat Başkan'dan bekliyoruz. Diğer ilçelere baktığımızda pazarın en önemli eksiklikleri nelerdir? Şehir gelişemiyor. Şehir gelişemediği için de gün ışığına dayalı şehirdeki yaşam çok kısa. Özellikle saat 6'da şehir boşalıyor. Şehir boşalınca da sokakta başıboş köpekler kalıyor. Bir an önce Neşet Başkan'dan benim ilk beklentim bu başıboş köpeklerin bir şekilde barınaklara alınıp onların da daha güzel bir ortamda yaşanmasını temin edilmesi lazım. Halkın ilçeden ekonomisini döndürebilmesi için esnafımızın biraz daha vatandaşa güler yüzlü davranmasını bekliyorum, umuyorum. İnşallah bu eksikte kapatılır. Bir başka ilçeden halkımız gidip ihtiyaçlarını karşılamasın. Tabii ki o ilçeler de bizim komşu ilçelerimiz. Onları ayırt etmiyoruz ama öncelikle her ilçe vatandaşı kendi ilçesinin kalkınmasına yönelik bir çaba sarf etmesi lazım. Bu en büyük beklentilerinden birisi. Genellikle bütün siyasiler ya da yerel yöneticiler pazarın kalkınmasının turizm olduğunu söylerler. Pazarın tarihi, doğal ve kültürel yapıları nasıl korunmalı, nasıl geleceğe taşınmalı, turizm pazarına sunulmalı, pazar nasıl bir çekim merkezi olur turizm anlamında? Şimdi Karadeniz bölgesine baktığımız zaman çok tarihi esere sahip olan ilçelerden birisiyiz. Hatta birinci sıradayız. Kız Kalesi ile, Cıha Kalesi ile, Kemer Köprüleri ile, Dört Gözlü Kemer Köprüsü ile, tarihi camileriyle, tarihi konaklarıyla çok güzel bir tarihi esere sahip olan ilçemiz var. Ama maalesef bu kültürel değerlere sahip olabilecek bir önce İl Kültür Turizm Müdürü'ne ihtiyaç var. İl Kültür Turizm Müdürü bu doğal kültürel varlıklarımızın doğal varlıklarla birlikte uyumlu bir şekilde gelen turistlerin hizmetini açması lazım. Hele hele gelen turistlerin burada ağırlanabilmesi için çok nezih restoranlara, kafeteryalara ihtiyacımız var. Burada hizmet veren vatandaşlarımızın giyimi, kuşamı ve hitabetinin de çok düzgün olması lazım. Bunlar da çok önemli şeyler. İnsanlar ilgi gördükleri yere giderler, güler yüzle karşılaştıkları yere giderler. Tatlı dil, güler yüz, insanlık her şeyin üstünde. Onun için inşallah süreç içerisinde yerel yönetimimiz bu eksiklerin tamamlanması konusunda da merkezi yönetimle beraber uyum içerisinde çalışır. Ben Neşet Başkan'dan çok şey bekliyorum. Çünkü girişimci bir ruha sahip. İnşallah iktidar partisinden seçilmemesine rağmen İktidarla uyumlu bir çalışma yürütecek. Bu çalışma sonucunda da ilçemizin birçok eksiği tamamlanacak. Çok işsiz gencimiz var. Bu gençlerimizin kendi ilçelerinde yaşamlarını sürdürebilmeleri için, geleceklerini hazırlayabilmeleri için, hatta çoluk çocuklarının eğitimini sağlayabilmeleri için burada birinci derecede
iş alanlarının yaratılması lazım. Gençlerimiz karnı burada doyabilmeli ki çoluk çocuğunu da en iyi şekilde eğitebilsin. Eğitim kuruluşlarımızın kaliteli bir eğitim verip çocuklarımızın üniversiteye hazırlanabilmesi konusunda da belediyelerimizin öne açması lazım. Fakültemizin, yüksek okulun ulaşımının ve eksiklerinin tamamlanması konusunda da yerel yönetimimize büyük görevler düşmektedir. Tabii ki bu birçok eksik merkezi yönetimle birlikte aşılacak. Buradan ayrılırken bıraktıklarınız ile döndüğünüzde bulduklarınız arasında nasıl bir fark olmasını istersiniz? Tabii ben sık sık gidip geliyorum. Özellikle yaz aylarını hep yaylada geçiriyorum. En azından bugün pazarda görmüş olduğumuz eksiklerin, teritorların kapatılması konusundaki eksiklerin, ilçenin temizliği ve hijyeni konusundaki eksiklerin giderilmesini beklerim. Her geçen gün artan bir nüfusa sahibiz. Şimdi havaalanımız da var. Bu havaalanını ilk gündeme getirenlerden birisi olarak bunun yapılmasında emeği geçen, destek veren herkese özellikle teşekkür ediyorum. Ancak bu havaalanını turizmle bütünleştirmediğimiz takdirde buraya gelen insanlarımızı burada barındıramadığımız, burada misafir edemediğimiz, ilçemize para bırakmalarını sağlamadığımız takdirde sadece gel geç havaalanı olur. İlçemize bir faydası olmaz. Bu boşluğun da görülüp bir an önce giderilmesi lazım. Bu konuda esnafımıza da çok büyük görevler düşüyor. Bu eksikleri görüp gerekirse bir pazar yatırım AŞ ile birlikte pazarın ortak sahip olacağı bir otelle beraber buraya gelen insanların burada barınıp buradan Rize'nin diğer doğal güzellikleri olan ilçelerimize ve yaylalarımıza gitmesi sağlanırsa çok daha faydası olur. Ben bunu bir zamanlar bir önceki kaymakamımızla da önermiştim. Ortak yatırım yapacak, ortak aklı kullanacak pazara mutlaka bir turistik tesisi kazandırmamız lazım. Siz olayları entelektüel bakış açısıyla değerlendiren, küresel düşünen bir insansınız. Sizin pazara özgü bir tarzınız, kültür, sanat, tarih ve yaşamsal hikayeler ile şehrin belleğiyle yoğrulmuş bir bakış açınız var mı? Tabii ki tarihi bir ilçede yaşadığımızı daha önceden söylemiştim. Şimdi bu ilçenin buraya gelen insanlarda iz bırakacak bir altyapıya ihtiyacı var. Bu altyapının oluşabilmesi için burada yaşayan her bireyin üzerine düşen bir görev vardır. Bu ülkeye bizim dışımızda gelen insanlar buradan çok güzel izlenimlerle ayrılmaları lazım. Bu öyle bir izlenim vermesi lazım ki buradan gittikleri zaman bir başkalarına da bu güzellikleri tavsiye edebilsinler. Onların bir kişinin gelip güzellikleri, buradaki ilgiyi, alakayı anlattıktan sonra 10 kişinin gelmesine vesile olsun. 10 kişi 100 kişiye, 100 kişi 1000 kişiye vesile olsun. Benim beklentim bu. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun. Sizlerin aracılığıyla bütün pazarlı hemşerilerimin hem Ramazan Şerifini kutluyor hem de gelecek olan mübarek Ramazan bayramımızın hayırlara vesile olmasını diliyorum. İnşallah sağlıkla, huzurla, mutlulukla nice Ramazan bayramlarına erişmelerini diliyorum. Herkese saygılar sunuyorum. Sevgiyle kalın. Güzel oldu.